Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Image Adjustment seçeneklerinden bahsedeceğiz. Adjustment seçeneklerini kullanarak fotoğrafların üzerinde detaylı kontrastlık ayarlarını, renk ayarlarını, aydınlık karanlık ayarları gibi birçok işlemleri, ayarları yapmanın söz konusu olacaktır. İlk seçeneğimizle başlayalım. Brightness Contrast seçeneği aydınlık ve kontrast ayarını yapmanızı sağlar. Brightness seçeneğini kullanarak fotoğrafınızın aydınlığını artırıp azaltabilirsiniz ya daha koyu görünmesini ya da daha aydınlık görünmesini sağlayabilirsiniz. Kontrast ayarı renkler arasındaki zıtlığı ifade eder. Arttırarak renklerin daha canlı, net, daha soluk ya da pasif görünmesini sağlayabilirsiniz. Buradaki preview özelliği ise işlem yaparken o anda yaptığınız sonucun görüntülenmesini sağlar. Onaylarsanız işiniz daha kolay olacaktır. Diğer seçeneğimiz Levels ayarı. Yine aydınlık karanlık ayarını yapmanızı sağlar. Diğerinden farkı ise kullandığınız renk özelliklerini kullanarak ayrı ayrı düzenlemeler yapmanızı sağlayacaktır buradan. Ya RGB diyerek tamamı üzerinde ya da red diyerek sadece kırmızı tonların ya da green, blue diyerek de yeşil ya da mavi tonların üzerinde işlem yapmanızı sağlar. Buradaki sürgüleri kullanarak sadece o tonların aydınlık, karanlık ayarlarını arttırıp azaltmanız söz konusu olacaktır. Burada kullandığınız 3 farklı sürgü var. Bunlar ne ifade ediyor derseniz, siyah renkli sürgü shadow yani koyu gölgeleri ifade eder. Gri ise mid tone yani ara tonları ifade eder, renklerin ara tonlarını. Beyaz ise highlight, açık renkleri ifade eder. Bunları kullanarak renklerin bakınız daha açılmasını ya da ara tonlara müdahale ya da koyu tonların üzerinde, daha doğrusu rengi daha da koyulaştırdığınız görmeniz söz konusu olacaktır. Hemen RGB seçeneğini tercih ediyorum. Bu sayede fotoğrafınızın tamamı üzerinde işlem yapabildiğinizi de görmektesiniz. Evet, aradaki farklar anlaşılmıştır zannediyorum. Evet, diğer seçeneğimiz Curves ayarı. Bu da aynı şekilde fotoğrafınızın aydınlık karanlık ayarını yapmanızı sağlar. Peki diğerinden farkı nedir derseniz, buradaki yay seçeneğini kullanarak işlem yapıyorsunuz. Buradaki yayı alıp aşağı yukarı doğru çekiştirdiğiniz anda fotoğrafların üzerinde işlemler yapacaktır. Diğerine göre birazcık daha komplike gibi görünebilir. Yani tüm fotoğraf üzerinde de daha detaylı işlem yapar. Diğerinde daha iyi sonuçlar elde etmeniz mümkün olabilir. Tabi bunda kullanıldığı farklı alanlar mevcuttur. Tercih ettikçe, kullandıkça göreceksiniz. Yine channel dediğimiz yani renk tonlarına ayrı ayrı da müdahale etmeniz mümkündür. Red'i seçtim. Sadece kırmızı tonlarına müdahale ederek onun üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Green diyerek yeşil tonlar ve blue diyerek de ayrı ayrı mavi tonlar üzerinde işlem yapmanız mümkün. Preset kısmı var. Hazır değerlerdir bu. Buradaki özellikleri kullanarak size sunmuş olduğu programın hazır ayarlarını kullanabilirsiniz. Buradan da birini tercih edebilir, İstediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Bir de kullanacağımız şu kısım mevcuttur. Bu nedir derseniz, buradaki yay kısmını kullanarak az önce yapmış olduğunuz işlemi yapabilir ya da buradaki kaleme tıklayarak çizimi elle kendiniz yapabilirsiniz. Tıklıyorum. Bakın. Farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Çok farklı sonuçlar elde etmeniz mümkündür. Diğer seçeneğimiz exposure seçeneği, pozlama demektir. Yani fotoğrafınızın ne kadar pozlanacağını ifade eder. Fotoğraf çekim aşamasında ayarlanır. Eğer aşırı pozlarsanız fotoğrafınız çok parlak, aydınlık olabilir. Ya da çok daha az pozlarsanız koyu, karanlıkta kalabilir. İşte bunu kullanarak da bu ayarları buradan da belirleyebiliyorsunuz. Evet, değeri arttırdığınız zaman bakınız nasıl parlaklığın, aydınlığın arttığını. Değeri azalttığınızda da nasıl koyulaştığını görmeniz mümkündür. Evet, diğer özellikleri kullanarak da yine fotoğrafa aydınlık ve koyuluk katmanız mümkün olacaktır. Bunu deneyerek de kullanmanız mümkündür. Diğer seçeneğimiz vibrans seçeneği. Bunu kullanarak da fotoğrafınızın üzerindeki renk tonlama ayarlarını yapabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi renklerinizin doygunluğunu artırıp azaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde saturation'da
renk yoğunluğunu ifade eder. Azalttığınızda, koyulaştığını, daha doğrusu matlaştığını, rengini kaybettiğini, artırdığınızda renginin daha canlı, çok daha parlak bir hale geldiğini görüyorsunuz. Hue saturation ise renk ve doygunluk ifade eder. Hue kısmından renk ayarını yaparsınız. Evet. Buradaki renkleri değiştirebilirsiniz. Saturation renk yoğunluğunu ifade ediyordu. Artırdığınızda rengin daha canlı, azalttığınızda daha mat, pasif göründüğünü, hatta bir özellik olarak da sanki siyah beyaz bir fotoğraf varmış gibi bunu elde etmeniz de mümkün olacaktır. Lightness kısmı ise aydınlığı ifade eder. Bu değeri artırıp azalttığınızda bir aydınlık ya da karanlık olmasını sağlayabilirsiniz. Yine hazır değerleriniz varsa buradan kullanabilirsiniz. Buradan yine ayrı ayrı renk kanallarına müdahale edebilirsiniz. Yani reds, kırmızı renklere, yellow, sarı renklere, green, yeşil renklere gibi ayrı ayrı müdahale etmeniz mümkün olacaktır. Şöyle iptal edelim, bazen ayarları değiştirdiğimizde geri dönüş olmayabiliyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ayrı ayrı renklere müdahale edebilirsiniz. Mesela ben magenta diyeceğim. Şurada pembeler görmektesiniz. Sadece pembe renklerini değiştirmek istiyorum dediğinizde, magentayı seçtiğinizde bakın sadece o renk üzerinde düzeltmeler yapacaktır. Ya da yellow, sarı. Bakınız daha farklı bir görüntü elde etmiş oldum. Buradaki işlemler hepsinin üzerinde ayrı ayrı tek tek müdahale ediyor. Peki ben tamamının tek bir renk olmasını istiyorum dediğiniz zaman bu pencerede nasıl yapıyoruz? Yapmanız gereken şey şöyle sağ alt köşede bulunan Colorize, Colorize seçeneğine tıklamak. Buna tıkladığınız anda fotoğrafınızın üzerindeki renklerin sadece tek bir renkle işlem yaptığını göreceksiniz. Bu sayede fotoğraflarınıza eskitilmiş fotoğraf görüntüsü katabilirsiniz. Ya da mavi renkli fotoğrafım olsun ya da diğer renklerde fotoğrafım olsun dediğinizde bu işinize yarayacaktır. Evet, saturation diyerek de renk doygunluğunu ayarlıyorum. Yalnız lightness seçeneğini kullanmıyorum. Çünkü bunu kullandığım zaman fotoğrafa bir beyazlık ya da bir siyahlık geliyor. O yüzden bunu kullanmamaya özen göstereceğim. Ve OK dediğinizde nasıl bir sonuç istiyorsanız onu elde etmeniz mümkün olacaktır. Bir diğer seçeneğimiz Color Balance. Bu ise yine renkleri değiştirmenizi sağlıyor. Hue Saturation'a benziyor. Farkı ise koyu tonlara, ara tonlara ya da highlight, açık tonlara ayrı ayrı müdahale imkanı sunuyor size. Örneğin Shadow'u seçiyorum ve buradaki sürgülerin rengini değiştirdiğim anda bakınız daha bir koyu görüntüler elde ettiğinizi göreceksiniz. Fotoğrafınızın biraz daha koyulaştığını göreceksiniz. Evet, değerlerimi sıfırlıyorum. Midtones'u seçiyorum. Görüyorsunuz. Bir koyulaşma olmadı. Neden? Çünkü ara tonlara müdahale ettiğimden dolayı. Yine sıfırlıyorum. Ve diğer seçeneğim highlight kısmı. Buna tıkladığınızda, değerli değiştirdiğinizde tonların daha da açılarak, açık hale gelerek işlem yaptığını göreceksiniz. Yine kullanacağınız işlemlere göre bunları da tercih etmeniz mümkün. Evet, değerlerimi sıfırlıyorum. Cancel diyerek diğer işlemlerime devam ediyorum.